Geçmişten günümüze kadınların vazgeçilmezi olan topuklu ayakkabıların tarihi aslında çok eski zamanlara dayanıyor. Şimdilerde şıklığın ve zarafetin temsili olarak görülen topuklu ayakkabıları, antik Mısır'da üst sınıflardaki insanlar, antik Yunan ve Roma'da ise tiyatro sahnelerinde yer alan sanatçılar tercih ediyordu. 9. yüzyılda ayakkabılardaki topuklar at üzerinde ayakları üzengide tutması için erkek ayakkabılarında kullanılırken, şıklık için topuklu ayakkabı giymenin tarihi 1533'e dayanıyor. Floransalı aristokratlardan Catherine de Médicis, Fransa kralı 2. Henry ile düğünü öncesinde kısa boylu olduğu için Leonardo da Vinci'den yardım ister. Çareyi topuklu ayakkabı yapmakta bulan da Vinci, Catherine'in uzun boylu görünmesini sağlar ve ayakkabılar düğünün ardından dünyada artık bir statü göstergesi olarak kabul edilir. 1900'lerin başında genelde uzun eteklerin altına giyilen topuklu ayakkabılar, Hollywood'un altın çağına damgasını vuran isimler tarafından da tercih edilir. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından feminen stilin ön plana çıktığı 1950'lerde Ava Gardner, dönemin topuklu ayakkabılarını taşıyan öncü isimlerindendir. Ona Marilyn Monroe da eşlik eder. '80'lerde yaşanan disco ve neon çağı ayakkabıları da etkiler. 90'lara gelindiğinde ise abartılı ve platform topuklar görülürken 2000'lerde feminen tasarımlar yer almaya başlar. Son dönemde ön plana çıkan tasarımcılar farklı ilham kaynakları ve koleksiyonlarıyla ayakkabı severlere bambaşka dünyalar sunuyor. Çeşitleri ve modelleriyle dikkat çeken topuklu ayakkabılar tasarımcılarına da global ölçekte önemli başarılar vaat ediyor. Küçük yaşlardan itibaren ayakkabıları olan tutkusu, yarı Ürdün, yarı Romanyalı genleri, İtalya'da moda ve ayakkabı tasarımı üzerine aldığı eğitimin ardından Amina Muaddi, geçtiğimiz yıl kendi adıyla kurduğu markasıyla Orta Doğu'nun en dikkat çeken tasarımcıları arasında yer aldı. Kendi dünyasında ayakkabıyı bir aksesuardan çok daha fazlası olarak tanımlayan Muaddi, ayakkabılar için kuvvetli bir güç, tutkunun, güzelliğin ve arzunun kaynağı ifadelerini kullanıyor. Muaddi'nin tasarımlarında zamansızlık, kalite ve yaratıcılık ön planda. Paris'te tasarlanan ve İtalya'da üretilen Amina Muaddi ayakkabıları, küresel anlamda tüm moda severlere de ilham veriyor. Londra Moda Koleji'nde ayakkabı tasarımı eğitimi alan ve kariyerine Londra'da devam eden Dora Taymur, farklı ve yaratıcı tasarımlarıyla moda dünyasında adını sağlam adımlarla duyuruyor. Global alışveriş sitelerinde ürünleri satışa çıkan ve dünyaca ünlü dergilerde yer alan tasarımcı, 2012'de kendi adını taşıyan markasını kuruyor. Dora Taymur, ortaya çıkardığı minimal, modern ve aynı zamanda klasik, maskülen ve zamansız el yapımı ayakkabılarıyla son dönemde ön planda olan tasarımcılar arasına girmeyi başarıyor. Kendi stilini özgür, içgüdüsel ve değiştirilebilir olarak tanımlayan Ada Kokosar, Midnight Zero Zero isimli markasıyla ayakkabı dünyasında emin adımlarla ilerliyor. Yarı Slovenyalı, yarı İtalyan köklere sahip olan Kokosar, tasarımlarındaki transparan ve tül detaylarla dikkat çekiyor. Tasarımcı, ürünlerindeki parlak ve canlı renk kullanımıyla özellikle topuklu ayakkabı sektörüne özgün ve yeni bir soluk getiriyor.
Galicia doğumlu tasarımcı Laura Villasenin tarafından kurulan Miista, çarpıcı modelleriyle ilk bakışta göze hitap ediyor. Londra, Paris ve Barcelona'da mağazaları bulunan markanın ürünleri Londra'da tasarlanırken İspanya'da üretime geçiriliyor. Müzik. 2010 yılında kurulan markanın sahibi Laura, biçim ve materyallerle giyilebilirlik, fiyat ve kaliteden ödün vermeden tasarım yaptıklarını söylüyor. Miista, nostalji ve modernizmi aynı tasarımda zamansız stillerle buluşturuyor. Milano doğumlu Nicolo Beretta, 2013 yılında Giannico isimli ayakkabı markasını hayata geçiriyor. Kısa sürede dünya çapında başarıya ulaşan genç tasarımcı, pastel tonlarını ve ışıltıyı bir arada sunduğu tasarımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Beretta, tasarımını üstlendiği topuklu terlikler ve bağcıklı ayakkabılarıyla kariyer basamaklarını güçlü adımlarla tırmanıyor. Yılında moda dünyasına adım atan Alexander Vauthier, tasarımlarını görücüye çıkardığı ilk günden bu yana moda severlere ilham veriyor. Fransız ve Anglo-Sakson kültüründen esinlenen marka, tasarımlarındaki keskin çizgileriyle öne çıkıyor. Yetenekli tasarımcı, farklı markalarla yaptığı işbirlikleri ve ayakkabı tasarımlarıyla dünyaca ünlü isimlerin radarında yer alıyor. Müzik. 2011 yılında Edgardo Osorio tarafından kurulan İtalyan lüks ayakkabı markası Acquazzura, renkli tasarımlarıyla göz alıyor. Londra Moda Koleji ve Central Saint Martin's'te eğitim aldıktan sonra sektöre atılan Osorio, ışıltılı taşların ve kısa topukların kendini gösterdiği tasarımlara imza atıyor. Ayaklarda rahatlığı ön plana çıkaran marka, İngiliz kraliyet ailesinden Sussex Düşesi Meghan Markle tarafından da sıklıkla tercih ediliyor. Parlak, kırmızı lake taban deyince akla gelen isim Christian Louboutin, imzası haline gelen kırmızı renkle dünya çapında biliniyor. Başlarda dansçılar için ayakkabı üreten, daha sonra sıra dışı yüksek topuklarla dikkat çeken Fransız tasarımcı, 1991 yılında açtığı ilk mağazasıyla modaya bambaşka bir yön veriyor. Asistanının sürdüğü kırmızı ojelerden yola çıkarak ayakkabıların tabanlarını kırmızıya boyayan Louboutin, böylece dev sektörde kendini bir adım öne çıkarıyor. Kadınsı ve flörtöz tasarımların yanı sıra spor modelleri de piyasaya sunan marka, daha uzun yıllar adından söz ettireceğe benziyor. Tasarımcılar teknolojinin hızla geliştiği bu çağa ayak uydurarak kendi markalarını podyumların ve moda haftalarının yanı sıra dijital dünyada da tanıtıyor. Zaman içinde renkleri ve modelleri değiştirilerek üretilen topuklu ayakkabılar dünyanın her kesiminden moda severlere ve özellikle de kadınlara ilham vermeyi başarıyor. High Heels Dance'in kurucusu Çisil Sıkır ile birlikteyiz. Merhaba Çisil. Merhaba.
giydik topuklu ayakkabılarımızı. Evet. Dansa hazırız. Birazdan seninle birlikte böyle keyifli bir şey, deneme dersi gerçekleştireceğiz. Evet. Ben önce seni daha yakından tanımak istiyorum. Ben Çisiski, koreograf ve eğitmenim. Hı hı. 6 yaşımda başladım dansa ama çok zor eğitim imkanı bulabildim. 18 yaşında İstanbul'a geldim. Hı hı. Dans edecek yerler ve eğitim alabilecek eğitmenler bulmak istedim. Ömer Yeşilbaş'la tanıştım. Onunla tanıştıktan sonra hayatım tamamen değişti. Hiç hayal bile edemeyeceğim şeylere ulaşma şansına sahip oldum. Kendisi beni her konuda yetiştirdi. Sadece dans değil, aynı zamanda mentor olarak da bana yardımcı oldu. High Heels Dance'e de aslında kendisiyle başladık. Onun yönlendirmesiyle değil evet, mi? Evet, evet. Orada çok değişik bir hikayesi var. O kadınların daha kadın gibi dans etmesini istediği için böyle bir şeye başlamak istedi. Onu ben asist ettim bir süre. Daha sonrasında beni eğitimlere gönderdi. Burada bana eğitim verdi. Sonra da komple bana bıraktı. Ve o şekilde devam ettiriyoruz. Süper. Burada nasıl bir gidişat var? Yani sen bu oluşumu deneyimliyorsun. Bir sürü katılımcı var. İşte bu dersi öğreniyorlar. Bu derslere katılıyorlar. Gerçekten hani o hissiyatı ve o değişimi gözlemliyor musun? Evet, kesinlikle. Genel olarak zaten iş hayatında belirli kalıplar içerisindeyiz. Evet. Hem kıyafet olarak hem yaşam tarzı olarak kendimizi çok fazla özgür hissedebileceğimiz ve ifade edebileceğimiz bir alan içerisinde değiliz. Dolayısıyla öğrencilerin hepsinde ilk derse geldiklerinde bunu çok rahat görebiliyorum. Buraya girdiklerinde kendilerini daha sahnede gibi hissedebilecekleri şeyleri giyiyorlar, topuklu ayakkabılarını giyiyorlar. Zaten topuklu ayakkabının bir hissiyatı vardır böyle bir duruş. Hemen duruş düzelir, hemen kadın olduğunu hatırlarsın. Sınıfa girdikleri andan itibaren aslında soyunma odası onlar için en eğlenceli yer burada. Evet. Üstlerini değiştiriyorlar, topuklarını giyiyorlar. Buraya girdikleri andan itibaren o normal iş yaşantılarından, her şeyden kopup burada tamamen farklı, özgürce dans edebildikleri bir şeyin içine giriyorlar. O değişimi ben çok net görüyorum. Ayrıca şunu da çok net görüyorum. O dışarıdaki hayatlarını da burada geçirdikleri zaman çok fazla besliyor. Etkiliyor. Evet, evet. Yani belki bu duruş onlara bütün hayatlarına yansımaya başlıyor kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Yani oradan sonra iş hayatlarındaki duruşlarının da değiştiğini çok net görebiliyorum. Peki senin için topuklu ayakkabı bu şeye başlamadan önce yani ne ifade ediyordu? Bu sendeki algısıyla yarattığın bu dans stili nasıl örtüştü ve nasıl bir çizgi ortaya çıktı? Şimdi topuklu ayakkabı aslında şuradan geldik. Ben şunu düşündüm. Kadını kadın hissettirebilecek bir materyal. Kesinlikle topuklu ayakkabı. Ne kadar canımızı da yaksa. Evet, evet. Saatlerce üstünde dursak da, dans ederken daha fazla canımızı yaksa da biz onları çok seviyoruz. Ve bizi çok iyi hissettiriyor. Evet. Dolayısıyla normal dans tarzı olarak bütün dans tarzlarını kullanıyoruz mesela. Ama hepsini topuklu ayakkabılarımızı giyiyoruz. Duruşumuz değişiyor ve daha farklı bir hissiyatla yapıyoruz aslında. Evet, çok doğru. Senin de bu dansla birlikte kendince yarattığın bir stilin var. Bu hatta son dönemde oldukça öne çıktı. İşte marka işbirliklerin var ve Vogue Türkiye'nin işte bugün ne giydim sayfalarına da taşındı. Gerçekten orada yer alan insanlar çok özel olarak seçiliyor ve gerçekten stili olan insanlar yer alıyor. O kısımlar nasıl gelişiyor? Aslında biraz da senin moda ve stille de çok yakın bir temasın var. Öyle evet, görünüyor. Evet. Aslında onu ilk orada yer alacağımın haberi geldiğinde şunu hissettim. Bir saniye ben oradaki gördüğüm stiller gibi bir stilim yok benim. Çünkü sonuçta dans ediyoruz. Ve dans ederken daha farklı. Ve genelde aslında Türkiye'de çok kullanılmayan ve alışık olmadığımız bir stil. Dedim ki bu okey mi? Yani sizin evet tam bunu istiyoruz. Evet, o zaman dedim, dedim süper harika. İşte tam da bu aslında çünkü senin stilin. Evet yani şu aslında spor ama şık. Evet. Aykırı ama günlük. Yani hepsini birleştirmeyi çok seviyorum. Çünkü dans ederken kendinizi
güzel görmek istiyorsunuz aynada. Evet, çünkü çok görsel ve çok estetik bir evet, şey dans. Evet, evet, kesinlikle evet. Kesinlikle bir görselliği olmalı, hatta işte diğer danslarda da durum aynı değil mi? İşte kesinlikle. O flamenco'nun, işte tangonun ruhuna bürünmek için kıyafet çok önemli. Böyle evet. Çok salaş bir şeyle de o olmuyor. Hı-hı, ama hı-hı, burada hı-hı. Senin gerçekten hani o estetik halini gösteren, o vücudu saran ve senin stilini yansıtan şeyler bence dansı da çok iyi besliyor. Öyle çıkıyor ortaya zaten gördüğüm kadarıyla. Dans bana kendimi verdi. Aynaya baktığımda artık gerçekten çisili görmeye başladım. Günlük iş rutinim yok. Çünkü hayatım rutin değil. Her günü farklı. Yani dolayısıyla her an her şeye hazır olmalıyım. Yani aslında 15 dakikalık dans, spor salonunda yapacağınız bir saatlik kardiyoya bedel. Hayat kendinizi farkına vardığınızda başlar. Mesela high heels dance için ben genelde tight asla vazgeçemediğim zaten. Tight'ları tercih ediyorum ama aynı zamanda üstü spor tutup yine altında topuklu ayakkabılar. Bazen joggerlarla topuklu ayakkabıları tercih ediyorum. Harika. Yani hem spor genelde crop ama, üstler. Evet. Aslında senin bu dansı işte oluşturduğun dönemde işte çalıştığın zaten markalarda da oldukça fazla şey var ama biraz da şanslısın çünkü geçmişe baktığımızda bu kadar alternatif de yok. Senin şu an var olan stilini yansıtabileceğin koleksiyonlar yok. Çünkü son dönemde gerçekten işte bu casual şıklık evet, her evet. Yerde çok trend. İşte bütün markalarda bu şekilde tasarımlar var. İşte tüm bu tasarımlar işte topuklu ayakkabılarla zaten defilelerde işte sokak stillerine de kullanılıyor. Aslında evet. Zamanlama olarak senin de kendini ifade etmen kesinlikle. İçin çok güzel bir kesinlikle. Örtüşme olmuş. Peki son olarak bu dansı öğrenmek isteyen, işte burada gelip hem kendini tüm o karmaşadan kurtarıp hem de daha estetik bir duruş kazanmak isteyen kadınlara neler söylersin? Ne kadar zamanlarını ayırmalılar? İşte kaç ay gelmeliler? Böyle birkaç bu anlamda önerin bizim için önemli. Tabii ki. Yeni başlayan öğrencilerime söylediğim şey her zaman öncelikle bir öğrencinin gelişimi tamamen eğitmene aittir. Dolayısıyla ben o sorumluluğu komple alıyorum. Süper. Tek bir şartla çalışmaları. Hı hı. Onlar çalıştıkları sürece diğer bütün her şey eğitmendedir. Ve onlar istediği sürece ben onlara sahip olduğum ne varsa hepsini en kısa sürede vereceğim. Ama tek önemli olan şey çalışmak. Onlar çalıştıkları sürece çok kısa sürede yeter ki buraya gelsinler, istekli olsunlar ve sana teslim olsunlar evet. Ama çalışsınlar. Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hadi o zaman dansa. Evet, hadi. Türkiye'nin ilk ve en başarılı bloggerlarından biri olan Billur Saatçi, ofnegiysem.com isimli bloguyla 2009 yılında hayatımıza girdi. Başlarda hobi olarak blog yazan Saatçi, 2011 yılında profesyonel anlamda sosyal medya dünyasına atıldı.
Başta bloglar olmak üzere Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube'da farklı içerikler üreten Saatçi, geçtiğimiz Haziran ayında da kendi markası mikael.com.tr'yi kurarak internet üzerinden moda severlerle buluştu. Kendi stilimi yansıttığım, daha böyle zamansız, trendlerden bağımsız bir marka yaratmak istedim. Ve işte şimdi ikinci koleksiyon, yaklaşık 40 parçadan oluşan bir koleksiyon oldu aslında. Ve şey de güzel bir şey, hani ara ara işte yeni ürünler eklenmesi ve zamansız olduğu için aslında hani işte sonbahar kış koleksiyonu diyemeyeceğim ama sezonlara, trendlere takılmadan bir marka oldu. Yani aslında tekstil dünyayı en çok kirleten 3. sektör maalesef. Hani bununla ilgili bir şey yapmak istiyorum ama bir yandan da hani bunu daha bilinçli bir şekilde yapmak istiyorum. Bu yüzden hani nasıl giydiğimiz şeylere, yediğimiz şeylere artık bakmaya başladık son zamanlarda. Hani içindekilere bakıyoruz işte biz, yani bize dokunuyor mu dokunmuyor mu, biraz daha sağlığımıza dikkat ediyoruz hani yediklerimize. Aynı şekilde aslında giysilerimize de aynı şey yapmalıyız. Etiket okumaya başlamalıyız biraz aslında. İşte içeriği nedir, işte polyester mi şey mi, sizin teniniz ona nasıl tepki veriyor. Sağlığın aslında yediklerimiz kadar giydiklerimiz de sağlığımızı etkiliyor. Tenimize değen şey de aslında çok önemli. O yüzden böyle işte daha nefes alabilen, çevreye duyarlı, kolay çözünebilen bir kumaşla tanıştık. Modada sürdürülebilirliğe ve yenilenebilirliğe dikkat çeken Saatçi, yeni koleksiyonunda da geri dönüştürülebilir kumaşlar kullandı. Daha böyle çevreye duyarlı, biraz daha çevre dostu kumaşlar seçmeye çalışıyoruz. İşte ne var bunların içinde? İşte kupra var mesela. Böyle tamamen vegan bir kumaş ve pamuğun aslında atık kullanılmayan bir maddesinden yapıldığı için aslında hani atık bir maddeyi siz yine geri dönüştürüp başka bir şeyde kullanıyorsunuz. O açıdan çok değerli. Onun dışında tensel var. Tensel, yosel, elyaflardan bir koleksiyonumuz var. O kumaşlardan hazırladığımız bir koleksiyonumuz var. Ve o da tamamen yine çevreye duyarlı. Yenilebilir ağaç kaynaklarından yapıldığı için aslında doğada tamamen böyle kolayca çözünen, işte sürdürülebilir bir kumaş. O açıdan çok değerli. Böyle çevreye duyarlı aslında adımlar atıyoruz. Bu yüzden biz de hem web sitesinde hem her ürünün altında o kumaşlarla ilgili detaylı bilgiler veriyoruz. Haftaya yine dopdolu bir bölümle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.